I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years. Yer çekimi zamanı yavaşlatıp hızlandırmıyor aslında. Bizim ona nereden baktığımız önemli. Yani biz kendi zaman algımızdan baktığımızda başka büyük kütleli bir gezegenin içindeki yer çekimiyle bizim zaman algımız farklı olabiliyor. Kütle çekimi. Bu da değişik bir konu. Hepimiz aslında yerin altına çekiliyoruz. Mesela bir apartmanın en üst katında yaşayan, en alt katında yaşayana göre daha erken yaşlanıyor. Tabii ki bunu çok küçük ölçekli hissedebiliyoruz ama bu da bir örnek. Yani yer çekimi, dünyamız uzayı ve zamanı büküyor. Zamana dördüncü boyut diyorsak o boyutu tam olarak anlamış, algılayabilmiş değiliz. Sadece üç boyutlu varlıklarız. Her gezegende de zaman algısı farklı. Dünya dışında da izafi bir şey. Mesela Kur'an'da meleklerin ve ruhun 50 bin yıl olan bir günde yükselmesi diye bir şey var. Me'ariç suresinde yazılıdır bu. Dünya zamanıyla 50 bin yıl tutan ama onlara göre bir gün olan bir zamandan bahseder. Hatta şöyle denir, insan 100 yıl yaşıyor ama onların zamanında aslında 2-3 dakika kadar yaşamış oluyor. Peki acaba yani bu yazılanlar yoruma gerek kalmadan direkt anlattığını anlatıyorsa, peki bu melekler gibi ruh da onların gittiği yere gidiyorsa ve o gidilen yer 50 bin ışık yılı uzakta olabilir mi? Kutsal kitaplarda da bu zaman kavramından bahsedilir. Mesela Zebur'da Mezmurlar kitabında vardır. Çünkü senin gözünden bin yıl bir gün gibi, geçmiş bir gün gibi, bir gece nöbeti gibi der yanlış hatırlamıyorsam. Diğer dinlerde de vardır. Sürekli izafi olan zamandan bahsedilir. Beden ve madde dünya zamanına mahkumken ruh aslında hep sonsuzluk ve ölümsüzlük diye anlatılan şeydir. Ruh kavramı da çok enteresan. Yani bunun üzerine de belki bir video yapabiliriz. Peki ya atıldığımız bu dünya bir hapis hayatıysa? Semavi dinlerde kutsal kitaplara göre insanoğlu cennet denilen yerden kovuldu. Yasak elmayı yediği için. Kovulup da atıldığımız yer burasıysa ve bu hapis hayatına atıldığımız dünyadan kurtulmak için de iyi birer insan olmamız gerekiyor. Bu takdirde ancak ruhumuz belki de o 50 bin ışık yılı uzaktaki cennete tekrardan kavuşacak. Asıl olan ruhsa eğer, bedenlerimiz bizim bu dünya hapishanesi içinde kullandığımız avatarlarımız olabilir mi insan bedenleri? Zaman yolculuğu nasıl yapılır? İşte ışık hızına yetiştiğin zaman zaman durur. Işık hızını geçtiğin zaman aslında geçmişe doğru gitmeye başlarsın. Geçmişi görebilirsin ama müdahale edemezsin derler. Bunu da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü daha zamanı algılama yetisine de sahip değiliz. CERN deneyleri vardır mesela. Bilim adamları ışık hızına yaklaştılar. Nano partikülleri, atom altı parçacıkları ışık hızına yaklaştırdılar. Eğer ışık hızını geçerlerse Einstein'ın hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez teorisini çürütmüş olacaklar. Bunu çürütmüş oldukları zaman da evrenin kuralları da çökmüş olacak. CERN'deki bilim adamları karanlık madde, yani evrenin içindeki %80'ini %90'ını oluşturan bu karanlık maddeyi arıyorlar. Karanlık madde konusu da çok enteresan ve kara delikler konusu. Bununla ilgili de bence bir video yapmalıyız. Bunu da not edin. Aslında mesela çok sevdim bunu ya. Burası bizim kütüphanemiz gibi oldu. Yani bu kanalı ben değil, biz yönetiyoruz. Her dilden, dinden, ırktan insanların, kültürden insanların fikirlerini paylaştığı biz ülkesi oluyor. Bunu da çok seviyorum. Ya mesela zaman yolculuğu hep şunu merak ederim ben. Gelecekte zaman yolculuğu bulunmuşsa eğer aramızda zaman yolcuları geziyor olabilir mi? Çok soru soruyorum bu arada. Bence siz de sorun. Bu güzel bir şey. Gerçekten zihni, kafayı başka yerlere götürüyor. Mesela fark etmişsinizdir hep peki acaba derim yani. Peki acaba, peki acaba, peki acaba'yı bol bol kullanın. Çünkü peki acaba sizi düşünmeye yöneltecektir. Soru sormaya itecektir. Bu da benden size bir öneri olsun. Mesela hemen hemen tüm kutsal kitaplarda ve eski kayıtlarda yeşil adam diye biri vardır. İslam'da Hızır diye geçer adı. Hristiyanlıkta adı başkadır. Dünyanın bütün kültürlerinde zamansızlıkların hikayesi bu Hızır'la anlatılır. Yeşil adamla anlatılır. Sümerler'de vardır, Antik Mısır'da vardır, Antik Yunan'da vardır. Hızır'ı da bir araştırmanızı öneririm. Ledün ilminden bahsetmiştir bir önceki videomuzda. Hızır'a o ilmin verildiğinden bahsedilir. Gaybı bilme, zamansız olma, bastı zaman, tayyi mekan diye bir şey vardır. Bunu da araştırmanızı öneririm.
Mesela Zülkarneyn vardır, zamanın sahibidir. Güneşin battığı yere gider ve güneşi kara bir balçıkta batar gibi bulur. Gelecekte dünyanın sonu bir kara delik yüzünden olacağından mı bahsediyor acaba diye soruyorum. Orada güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer. Bunlar benim kitaplarımda da bahsettim. Bunun kitaplarımın alt ismidir. Bu aslında buradan gelmiştir. Zülkarneyn'den, zamanların sahibinden. Mesela yine bütün kültürlerde, inanışlarda yedi uyurlar vardır. Bir mağaraya girerler, 300 yıl sonra uyanırlar. Bunu da araştırmanızı öneririm. Yani bütün bunlar zaman yolculuğundan bahsediyor. Sürekli dalıp gideriz ya, böyle gözümüz bir yere doğdu, dalar ve gider. Yani aslında vücudumuz uyanıktır, gözümüz açıktır ama gözümüz görmez, zihnimiz görür. Mekandan kopmuşuzdur. Hatta arkadaşımız der ki, dalıp gittin yine dediği anda, bir anda kendimize geldiğimizde bu mekanın içinde olduğumuzu anlarız. Unutmuşuzdur o an. O zamanda da, o mekanda da değilsindir. Buradan da anlıyorum ki yani zaman demek ki bizim zihnimizin yarattığı bir şey. Mesela uykular çok ilginçtir. Bilim adamları henüz daha insanın niye uyuduğunu çözemedi. Rüyalarımızın bağımsız bir üretim gücü var. İnanılmaz. İstediği zamanı da istediği mekanı da yaratıyor bize. Yeni bir soru daha soruyorum. Yani hayatımızın çoğunu uyuyarak geçiyoruz. Acaba uyanmak için uyumuyoruz da uyumak için mi uyanığız diye bir beyin fırtınası daha yapayım size. Kafalar karıştı mı biraz? Yani aslında insan uyumak için var, uyanık olmak için değil. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Çoğu şeyimi uykumda çözerim. Kararlarımı hep uykularımdan döndükten sonra vermişimdir. Uykumda karar verdiğim de olmuş. Hissettiğim şey uykunun içinde aslında daha ruhsal, daha kozmik ve bizim henüz daha çözemediğimiz bazı sırların saklı olduğunu düşünüyorum. Beden, ruh ve şuur projeksiyonu. Bununla ilgili de ileride bir video yapalım. Bunlar da çok heyecan verici konular gerçekten. Yani o bahsettiğimiz az önce, bu dünyaya hapissek ve bu bedenleri kullanmak için buraya geldiysek, acaba o atıldığımız cenneti özümüzü mü rüyalarımızda görüyoruz?